Geçtiğimiz Aldığınız için haftalarda aldım. 48 santimlik minik bir üye katıldı. Bu süreçte desteklerini bir an olsun esirgemeyen siz sevgili Ya dost bize de bize dönüyoruz. Kısa bir 48 süre sonra imzaları mitolojisinde. Kitapta imzalı imzasız seriler ve setler için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. The Big Box. Dübük kutusu olarak geçen materyal eski bir şarap kutusudur. İnanışa göre bu kutu dübük adı verilen şeytani bir varlık tarafından ele geçirilmiştir. Yahudi mitolojisinde varlığını sürdüren bir insanın ruhunu ele geçirmeye çalışan ölmüş ben bir günahkar... Ben korku izleyemem. Korku değil ya, lanetli eşyaların hikayesi. Budur. Oldukça kötü niyetlidir. Bizde olmadığı sürece korkmam ki. Ölen kişinin ruhu diğer tarafa geçmek yerine burada kalır ve ele geçirmek istediği insanlara... Bu senin evinde olur. Olan bir eşyanın bir işgatıdır. Atarım. Da eBay'de açık arttırmaya çıktığında oldukça popüler oldu. Kutunun sahibi yaptığı açıklamaya duruyor. Göre adam The Big Box'ı başka bir açık arttırmadan almış ve bu kutu eski bir soykırım mağduru kadına aitmiş. Adam kutuyu açtığında içinden 1920 yılına ait iki... Ben bu ablaya bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Odaya biraz eşya alırsan yankı biraz kesilir, sağ ol. Adet bozuk para, bir tutam sarı saç, bir tutam evet, siyah saç, üzerinde şalom yazan bir heykelcik, bir altın sarısı şarap kadehi ve bir adet şamdan varmış. Kutunun sahibinin söylediğine göre adam bu kutuyu aldıktan sonra evinde oldukça ilginç paranormal olaylar olmaya... Bu kutular şey değil mi ya Chad zaten? Hristiyanlık, Müslümanlık... Yahudilikteki böyle içine şeylerin hapsedildiği kutular değil mi zaten? Başlamış. Adam korkunç rüyalar görüyormuş. Hatta sadece bu kişi değil, kutunun etrafında olan veya ona dokunmuş olan kişiler de aynı deneyimi yaşamış. The Big Box'ın sahibi doğum gününde kutuyu annesine verdiğinde kadın aynı gün bir felç geçirmiş. Kutu en son Zack Bagan isimli ünlü paranormal araştırmacının eline geçmiş ve şu anda da hala onda. Buna bir şey olmamış, boş. Bir şey yok. Buna da bir şey... böyle bir şey evinde zaten. Bulundurma kanka. Bunun senin evinde ne işi var ya? Uzayan bebek. Saçları uzayan bebek ne lan? 100 yaşında olan Japon menşeli bir firmaya ait geleneksel Japon bir bebektir. Ve yıllar içinde saçlarının santim santim uzadığı fark edilmiştir. Bebek 1918 tarihinde Japonya Hokkaido'da Eikichi Suzuki tarafından 2 yaşındaki kız kardeşi... Şeytan sen! ...hediye olarak alınmış bir bebektir. Sen. Bebeğin küt siyah saçları... ve siyah gözleri vardır. Yaklaşık 40 santim uzunluğundadır ve geleneksel bir Japon kimonosu giyer. Suzuki aldığı bu oyuncak bebeği... Şu TR Basking'e atsanıza kanka timeout, alo. Spam atan herkese atın, bir hafta timeout atın. Kız kardeşini çok seviyor. Mitte'ye falan da at, hepsini at bir hafta bu araya. ...göceğini bilir çünkü küçük kız oyuncak bebeklere bayılır. Genç çocuk aynı tahmin ettiği gibi kardeşine... Bu oyuncak bebeği verdiğinde kız sevinçten deliye döner ve porselen bebeği bir gün bile yanından ayırmaz. Onu her yere götürür, tüm gün onunla oynar ve beraber yatıp kalkarlar. Ayrıca bebeğe de kendi adını verir. Okiku. Bir sonraki sene Okiku beklenmedik bir şekilde... Ne kadar yaratıcı. Sana Gürkan adı şeydi, Gürkan bebek. ...hastalanır. 24 Ocak 1919 tarihinde de yüksek ateşten hayatını kaybeder. Kızın ölümünden sonra aile oyuncak bebeği de kızları Okiku ile birlikte gömmedikleri için çok pişman olurlar ve Okiku bebeği evlerinde kutsal gördükleri yere Budist mabetlerine kaldırırlar. Aile her sabah ve her akşam evlerinde bulunan bu mabette küçük kızları için dua eder. Ancak bir süre sonra işler garipleşir. Küçük bebeğin saçlarının günden güne uzadığı fark edilmiştir. Oyuncak bebek Okiku'nun bir zamanlar küt olan saçları beline kadar uzamıştır ve çocuğun ruhunu alıp kendini şey yaptı. Acaba ismi de onu yapmış aynısını ya? Evet, ismi de aynısı. Aile bu olay karşısında kızlarının ruhunun çok sevdiği ve bir gün bile yanından ayırmadığı bu bebeğin içinde olduğu kanısına varırlar. Aile Okiku bebeği evet, yine yaşadıkları yerde bulunan Manenji tapınağına vermek ister. Ve oyuncak bebek Okiku'nun bu alışık olmadığı durumu tapınaktaki rahiplere açıklarlar. Rahipler bebeği kabul eder ve bilinen haliyle tapınakta da bebeğin saçları yine günden güne uzamaya devam eder. O zamanlar bazı oyuncak bebekler için gerçek insan saçı kullanıldığı bilinse de cansız oyuncak bir bebeğin saçlarının nasıl günden güne uzadığı ise hala büyük bir sırdır. İmkansız. Iceman. Benim saçım uzamıyor. Sen kesin
ismi abi? Otzi ismindeki Iceman, yani buz adam olarak tanınan bir mumya var. Otzi 1991 yılında İtalya Alplerinde bulundu ve oldukça ürkütücü bir hikayesi var. Milattan önce 3000'li yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Vücudu buz ile çevrelendiği için mumyalaşarak günümüze kadar korunmuş. Atlantis yüzüğü 1860 yılında Mısırlı bir rahibin mezarında bulunan ve kilden yapılmış olan bir yüzüktür. Sonrasında yüzük Howard Carter isminde bir adama geçmiştir ve o da 1939 yılında ölene kadar yüzük kendisinde kalmıştır. Evet. Yüzüğün en az 5000 yıllık olduğu tahmin edilir ve üzerinde geometrik şekiller vardır. Yüzüğün aslında ilginç de bir hikayesi var. Howard Carter, Tutankhamun'un mezarını keşfeden ve açılan kişilerden biridir. Mezar... Tutankhamun'un mezarını açarsan lanetlenirsin. Mumya filmini de mi izlemedin? Hiçbir şeyden haberin yok mu senin? Sen biliyorsun. Kamil ya bunlar. Ben biliyorum. Bunlar mal kanka. Of ya. Malmış kanka. Lanetlenmiş. Bunun mezarını işte keşfeden ve açılan kişilerden biridir. Mezar açıldığında 7 arkeolojisten hepsi hayatını kaybetmiştir. Bak! Howard'da ise hiçbir şey olmamıştır ve ekip içinde kurtulan tek kişi odur. Mezarın toplamda 18 kişiyi lanetlediği ve öldürdüğü söylenir. Sonrasında yaptığı bir açıklamada Howard mezarın açıldığı esnada bir çeşit tılsım taktığını, onun kendisini koruduğunu ve bu yüzden başına bir şey gelmediğini savunmuştur. Bahsettiği bu tılsım ise Atlantis yüzüğünün ta kendisidir. Aa. Yani yüzük bir çeşit lanet savar görev görmüştür. Aa, bu nerede bulabilirim? Bu elmas mavi renkte ve tam 250 milyon değerinde. Ayrıca fotoğraftan gördüğünüz gibi devasa ve göz alıcı olduğunu... 250 milyon dolara lanetlenirim diyenler. Lanetlenmem. Yok abi, ben değmez. Ben lanetlenirim. Ben de lanetlenirim. Lanetler. Üzerime doğru. Söylememe de gerek yok sanırım. Bu kadar paranız Vortex olsa bile için 115 ederim karatlık bu şey satın almanızı asla tavsiye etmeyeceğim türden bir mücevher, çünkü neden lanetli olduğu rivayet ediliyor. Sadece rivayet edilmekte kalmıyor. Seneler boyunca bu elmasa sahip olan ve onu kullanmış olan insanların da başına türlü türlü işler gelmiş. 17. yüzyılda her kim bu elmasa sahip olursa başına bir çeşit lanet geleceğine inanılıyordu. Efsaneye göre bu elmas Sita isimli bir Hint tanrısına ait bir heykelin üzerinden çalınmış ve o günden beri sahiplerini rahat bırakmamış. John Baptist Savarne ismindeki ilk sahibi elmasa... Yapmayın babacım, bak, mezarlardan, anıtlardan bir şey almayın. Bak yapmayın. Oğlum bizimkiler hazine bulunca bir ton dua okuyorlar çarpılmamak için. Öyle bir şey yapmıyorlar. Bunlar salak. Bizimkiler dediğim insanlar yani. Elması aldıktan ya da çaldıktan sonra tarihi kayıtlar burada biraz net değil. Hemen sonra kral 14. Louis'e satmış. Kral ise bir süre sonra kanser nedeniyle hayatını kaybetmiş. Kralın ölümünden sonra elması bir süre Marie Antoinette'in kullandığı söyleniyor. Onun da başına ne geldiğini hepiniz bilirsiniz. Kafası kesilerek idam edildi. Ardından ve bir süre sonra İngiltere'de ortaya çıkıyor. Kral 4. George'un eline geçiyor. Kralın iyi gitmeyen monarşi günleri nedeniyle obez ve kör olduğu, ardından da iç kanama geçirerek öldüğü biliniyor. 1837 yılında elmas satılıyor ve koleksiyoncu Hope kardeşlerin aldığı söyleniyor. Henry Hope ise aynı sene hayatını kaybediyor. Ardından elmas Londra'dan ismi bilinmeyen birine ve sonrasında da Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'e geçiyor. Bu arada ben Görkem başlıyor. Oluyor ya. Ulan bize de bulaşmış. Aşağı kavuştu. ...aldığı söyleniyor. Henry Hope ise aynı sene hayatını kaybediyor. Ardından elmas Londra'dan ismi bilinmeyen birine ve sonrasında da Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'in eline geçiyor. Başı isyanlarla derde giren ve son günlerinde esaret altında geçiren sultandan sonra Pierre Cartier elmasa sahip oluyor. Cartier elması McLean isminde soylu bir aileye satıyor. Evelyn McLean elması aldıktan kısa bir süre sonra annesini, daha sonra da 9 yaşındaki oğlunu kaybediyor. Neymiş ya? Elmasın lanetine seri katil oğlum bu elmas. 1700'den beri kimin eline geçse öldürmüş, amına koyayım. Diyor. Elmasın lanetine inanmadığını söyleyen genç kadın ise yaşadığı kayıplardan kısa bir süre sonra kendisi de hayatını kaybediyor. Hani biri bana lanetli Porsche atmış. Atayım mı sana? Yok, tamam, ne izleriz. Vardır ve hayatını kaybediyor. McLean ailesinden sonra Harry Winston elmasa sahip çıkıyor ve elmas şu anda bir müzede sergileniyor. Tesadüf mü yoksa elmas gerçekten lanetli mi bilemeyiz ama dünyada hatır sayılır lanetli objeler arasında yer... SCP şahsı. Allah Allah. Beni yakın olmasa ne olur ki? Robert the Doll.
Ya kanka bak şimdi tövbe yarabbi tövbe. Aklınız yok mu ya? Bunu aldığında sen demedin mi lan bunun içinde bir şey olur ama ya benim içimde lanet var diyor bebek bak alnında lanet yazıyor. Bez bebek Robert, Robert Agent Otto isimli çocuğa Haiti'li bakıcısı tarafından verilen bez bir bebektir. Haiti'li bakıcının verdiği bebeği asla olma vermem diyenler. Haiti'li bakıcısı tarafından verilen bez bir bebektir. Bebek yaklaşık 1 metre boyundadır, üzerinde çocuk kıyafetleri vardır. Gözleri ise düğmedendir ve içi saman doludur. Çocuk bebeğe kendi adını verir, yani Robert. Oğlum bak bu rastlantı olamaz. Her lanetli bebek kendi ismini alıyor adam çocuğun ismini. Farkında mıyız bunun? Oğlum ben çok korktum ya. İnşallah rüyam görmez. Ha sana bir tane bebek getireceğim. Hayır. Kıyafetleri vardır. Almam ki. Gözleri ise düğmedendir. Ve içi saman doludur. Çocuk bebeğe saman kendi adını verir. Alıp tediye götürürüm. Hediye olur. Düğmedendir. Ve içi saman doludur. Çocuk bebeğe kendi adını verir. Yani Robert. Nice'nin tek arkadaşı oyuncak bebek Robert'tır. Küçük çocuk bütün gününü onunla geçirir. Hatta Robert'ı sokakta oyuncak bebekle konuştuğunu görenlerin sayısı da oldukça fazladır. Çocuk ona bir oyuncaktan çok bir insan gibi davranır. Ailesi Robert'ı pek çok kez bez bebekle konuşurken yakalar ve genç çocuğun iki farklı sesle konuştuğunu fark ederler. Bebeğin eve gelmesiyle beraber evde bir takım paranormal olaylar da baş göstermeye başlar. Eşyalar kendi kendine yer değiştirir. Bir eşya kendi kendine yer değiştirdikten sonra hala o evde duruyorsanız sizin ben kafanızı sikeyim. Bak şu dik duran çakmağım yanlışlıkla yere düştüm baba kaçar. Vınamına koyayım. Kaçar. Anladın mı? Vınamına koyayım. Ama siz sikerim dairesinin de evinin de öleyim mi? Kırılıp parçalanır, hatta ortadan kaybolur. Bu durumdan memnun olmayan aile Fransa'ya taşınmaya karar verir. Oyuncak bebeği ise çatı katında bir sandığın içine koyup kilitler ve orada bırakırlar. İyice nokta ise seneler içinde bebeği unutur. Seneler sonra evlenip eski evine geri dönmeye karar veren İyice Otto, oyuncak bebekle tekrar buluşur. Sanki çocukluğuna geri döner. İyice kendisini hayattan soyutlar, karısıyla iletişimi kesilir ve dönem dönem öfke nöbetleri geçirir. Etrafta yaşayan komşuları geceleri defalarca odadaki bebeği hareket ederken gördüklerini iddia etmişlerdir. Evlerinden özellikle geceleri niye milletin evine bakıyorsunuz? Hani lan kim güldü? Videodan. Oğlum ödüm koptu ya. İddia etmişlerdir. Evlerinden özellikle geceleri gülme ve ayak sesleri de duyulur. Hatta Ecin'le karısı beraberken. Bana benziyor. 1974 yılında ise Ecin çatı katındaki odasında ölü bulunur. Ölü bulunduğunda ise Robert the Doll yani bez bebek Robert Ecin'in üzerindedir. Anlamı sikiyim. East Mortal Müzesi'ne verir ve bebek cam bir fanus içinde sergilenir. Müzedeki ilk senesinde bir sabah oraya gelen görevliler ortalığın darmaduman edildiğini ve bebeğin sergilendiği odadaki diğer eşyaların paramparça olduğunu görürler. Ancak bez bebek Robert'a hiçbir şey olmamıştır. Bebeğin bulunduğu cam fanusun kapısı açıktır ve Robert'ın pantolonunun paçalarında nereden geldiği bilinmeyen tozlar vardır. Ve Robert'ın ayakkabılarından biri de müzenin bir başka köşesinde toz içinde hala o müzede sergilenmektedir. Söylentiye göre müze... Oğlum, hangi müzeydi abla söyle de gidelim bakalım mı? Bebeğin fotoğrafını izin almadan çekmemelisiniz. Ona saygı duymalı ve asla hakaret etmemelisiniz. Selamun aleyküm desem aleyküm selam diyor mu? Hareketlerden kaçınmalısınız. Ha düşünsene girdin müzeye tamam tek başınasın böyle. Gittin odaya bebeği gördün ama bilmiyorum bu hikayeyi. Kavul böyle ne kadar saçma bebekmiş dedin tamam mı böyle. Arkana bir döndün anan saçma orospu çocuğu dedi üzerine atladı. Ananı aldı. Hiçbir şey yapamam bak hiçbir şey yapamam. Donup kalırım. Yine donup kalırım. Dümdüz dururum böyle öldürsün beni. Bu tarz aşırı davranışlar sergileyenlerin ise lanetlediğine inanılır. O yüzden Robert'ı daha önceden görmeye gelen ziyaretçiler, üzerinde özür mesajları yazılı olan yüzlerce mektup ve not göndermişlerdir bu müzeye. Hepsinde de Robert'ın onları affetmesi ve üzerindeki laneti kaldırması yazılıdır. Oha. Uzun seneler önce Robert'ın hikayesini çok detaylı olarak incelemiştik. Lanetli Bebek serimizde hatırlayanların gözü yaşlı eminim. Oğlum var. Ziyarete gelenler özür mesajı yollayayım. Oyuncak bebekten özür dilemişler. Bebekten özür diliyorlar. Robert'ta dünyanın en lanetli bebeklerinden biri olan Oliver kadar meşhur ve en az onun kadar lanetli. Ben dalga geçmedim. Yemin ederim dalga geçmedim. Ben de geçmedim. Benim geçti. Allah benim geçti. Görkem başlıyorum ben. Chucky bundan esinlenmiş. Çok kaynağı olduğu biliniyor.
Bass bir chair. Allah Allah söyle diyormuş. Aa. İngiltere'nin kuzeyi Yorkshire. Sallanan sandalyeler de cinlidir. Bunu izlemiştik yayında. Bu da bilindik ben bir şey. Ben çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bu bilindik bir şey değil mi? O sandalye kendi kendine sallanır. Ya da mesela ama gıcırdayan kapı olursa bir eve taşınmaman lazım. Kaç aynen. Doğru uzak konuşuyor. Şey ne alaka ya, yağlı amına koyayım geçiyor. Olur mu öyle? Keşke öyle olsa. Görürsen görürsün. Verim. Kapı. Zeno. Lan o şeylerin demirlerini niye alıyorsun? Sese bak. Ananı sikiyim. Mazoşist kapı. Mazoşist kapı. Konuşuyor lan bu, gidiyor. Kanka anladın. Düz. Bak hiç bilmiyorum, misafirliğe gideyim tamam mı? Şu tuvaletten çıkıp kapıyı şey ittireyim. Böyle bu sesi çıkarsın diye yemin ederim sana. O evde bir saniye daha kalamam. Yumruk atarım ben kapıya. Tek yumrukla bu kapıyı öldürür müsün? İnanılmaz. Oğlum kapı. Aa anı anı anı. Kapı tek bir yerden açılıyor. İçeriden şeyi yok. Aa. Anıl üstüne şey kilitlesem Anıl ne yapabilirsin ki üstüne? Alarım otururum. Var ya üç kulu vallahi bir elham okudun mu bana, ne yapacak o? Sana bir şey söyleyeyim, ben de buna inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz, Müslümanız da inan. Helal olsun, hem ben inanmıyorsun zannettim, bir söyleyeyim dedim. Ben abi inanmıyorum. İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Perth kasabasına giderseniz orada bir müze bulacaksınız. Müzenin duvarlarından birinde üst tarafta asılı olan bir sandalye vardı. Aa bunu biliyorum, kimse oturmasın diye sandalyeyi tavana yap sabitlemişler. O kadar mı lan? Ters duruyor. Biri yanlışlıkla oturmasın diye. Dur. Müze yetkililerinin onun kimsenin oturamayacağı bir yere özellikle asmalarının bir nedeni var. Abi kimin götü yer? Çünkü onu kimsenin oturamayacağı bir yere özellikle asmalarının bir nedeni bulunur. Çünkü bu sandalye 60'ın üzerinde ölüm ve yüzlerce kayıp vakasının baş şüphesidir. Sandalye kayınpederini vahşice öldüren Thomas Busby'e aittir. Bu cinayetin üzerine Busby hapse atılır ve 1702 yılında idam edilerek hayatı sonlandırılır. O zamanlar sistemin bir geleneği vardır. İmkanlar dahilinde idam mahkumlarının son istekleri her zaman yerine getirilir. Busby'nin son isteği ise sahibi olduğu pub'da en sevdiği sandalyeye oturup son bir içki içmektir. Bu dileği aslında yerine getirilebilir bir dilektir. Zira idam kasaba merkezinde bulunan pub'ın hemen karşısında gerçekleşir. Kendi barında içkisini bitiren Busby, koluna giren polisler tarafından kaldırılmadan ayağa fırlar ve bu sandalyeye oturan herkes ölümle lanetlensin diye bağırarak sandalyeyi lanetler. Ve lanetli sandalye efsanesi de bu şekilde başlamış olur. Bir süre daha barda bulunan bu sandalyeye oturan onlarca farklı kişi farklı ve enteresan sebeplerle hayatını kaybeder. Ölümler artınca barın o zamanki sahibi Tony Earnshaw sandalyeye oturmayı yasaklar ve sonrasında da sandalye müzeye hediye edilir. Ağlayan çocuk tabloları. Abi bak Allah Allah. Bu tablo biliyorum lan. Maçınıyorsunuz. Alanda vardı oğlum bu. Dört bir yanına satılmış. Evlerin, iş yerlerinin duvarlarını süsleyen ağlayan çocuklardan. Onun bu tabloyu hepimiz görmüşüzdür bu. Evet, halamda vardı bu. Dizi, resim. Ancak kısa bir süre sonra bu tabloların bulunduğu evlerde gözlemlenen yangınlar göze batmaya başlar. Evler, eşyalar, aileler, insanlar gizemli bir şekilde küre dönüşür. Bu yangınlardan sağ kurtulan tek bir şey vardır. O da ağlayan çocuk tabloları. Aa. Bir dönem Türkiye'de de çoğumuzun evinde vardı bu tablolardan. Bizim evde de vardı belki. Bizde de vardı. Bir şey olmadı. Hatırlarsınız. Olayların artmaya ve tabloların olduğu yerlerdeki yangın haberlerinin hızla yayılmaya başladığı dönem. Bu boş. Hurafe bu. Dönemlerde 1985 yılında dönemin büyük gazetelerinden alsana bir tane o zaman. Bir tanesi The Sun. Bunu alırım. Bundan korkmam. Ağlayan çocuğun laneti başlıklı bir haber yapmaya karar verir. Haber, Ron ve May Hall ismindeki bir çiftin evinde meydana gelen yangın ve yangında zarar görmeyen ağlayan çocuk tablosu ile ilgilidir. Ayrıca haberde bir itfaiye. Ha, o tablo değilmiş. Adam onu görsel olarak kullanmış. Herhangi bir ağlayan bir tablo. Çocuk tabloları. Mayıcının benzer bir vakaya en az 15 kere rastladığı da yazar. Yangınlardan kurtulan tek şey ise üzerinde ağlayan bir çocuğun olduğu ilginç bir tablodur. Gazete ardından benzer olaylara yer veren bir dizi haber daha yapar. En sonunda da her kimde bu tablo varsa yok etmelerini söyler. O sene Cadılar Bayramı'nda birçok yerde büyük ateşler yakılır ve insanlar bu lanetten kurtulmak için evlerinde bulunan ağlayan çocuk tablolarını yapmaya başlar. Mallık. Söylenene göre tam 1500 adet tablo o gece yakılır. Peki sizin evinizde bir zamanda bu tablolardan var mıydı? Aşağıdaki yorumlara eklemeyi unutmayın. The Angry Man.
Bu ne? Ya bunu neden aldın mesela kanka? Allame sendromu bu ne? Ne zaman ve kim tarafından yaratıldığı tam olarak bilinmeyen bir tablo var sırada. Lanetli olduğuna inanılıyor. Hem kendisini oluşturan kişiye hem de etrafındaki insanlar üzerinde bıraktığı kötü etkiyle biliniyor. Şu an kötü etkilendim. Tabloyu yaratan kişi kendi kanını yağlı boyayla karıştırmış. Oha. Vay dadi zaten bunun için yapılmış ki bu. Ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu tabloyu o şekilde boyamış. Çizimi bitirdikten sonra da kendi hayatını sonlandırmış. Tablonun sahibi Mr. Robinson isimli kişi tabloyu aldıktan sonra tabloda bir takım gariplikler olduğunu fark etmiş. Kendisi ise tabloyu Sean isimli torununa vermiş. Sean tabloyu astıktan hemen sonra evinde paranormal şeyler yaşamaya başlamış. Lanet Robinson ailesinin üzerine yapışmış ve evdeki herkes bundan etkilenmiş. Evdekiler tablodan gelen inleme seslerini gece boyunca duyabiliyorlarmış. Geceleri kapı gıcırtı sesleri ve evden büyük ihtimalle de tablodan gelen çığlık sesleriyle geliyorlarmış. Tablonun sahibi olan bu kişinin bir de YouTube kanalı var ve içinde The Anguished Man isimli bu tablo... Tamam bu şey için, fake için yapılmış. Bazı paranormal olayları da kayda alıp yayınlamış. Ama ilgilenenler, izlemek isteyenler bir göz atabilir. Tablo harbi öyle bir tablo gibi yani. Evet. Yazarım. Abi çizgide bir tane kanal var baksana. Bıngıl abim önerdi sana. Tam dedi ciboluk dedi kanal. Korkunç video. Ya böyle bir şey izlemem tabii ki ya. Ben dedim. İzlediğim gün öldüm gündür gülüm amınak. Beni bıraksın. Ya bizim kapı gıcırdamaya başladı ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Tadım kaçtı. Arkadaşlar kızı ben Taha. Kanka dur Allah aşkına. Bak kızı ben Taha. Salonda oturuyorduk, tamam mı? Şey, muhabbet ediyorduk. İçeriden bir anda böyle bir plastik bir şey düşüp sekme sesi geldi. Ama böyle düştü birkaç kere de sekti. İçeri bir gittik, camlar kapalı. Yazın zaten. Ne bir rüzgar var, ne bir şey var, ne de yerde bir şey var. Kaçtınız mı evden? Yok. Kızıyla ben gittim baktım zaten. Kanka ben kızıyla bana git dediler, ben hayatta gitmem dedim. Kuzi'ye git dedik. Anıl dedi hani Kuzi'yi cesaretlendirdi. Bakamıyor mu falan filan dedi. Kuzi de gaza geldi hemen. Yarı yola gitti böyle. Yola aşırı korktu geri döndü. Sonra ben gittim bak. Alt kattan gelmiştir ses. Yok direkt içeriden geldi. Aa bak yok söyle. Kapak yerdeydi. İçeriden aa, geldi. Bak, hayır kapak abi. Yerde değildi. Yoktu. Kuzi onu fake aldı bence. Öyle mi diyorsun? Bir şişeden falan aldı. Ben gittiğimde yoktu oğlum. İlk ben gittim. Oğlum içeriden hayır banyodan geldi %100 eşeğin Werner miydi? Banyodan ya da yayın odası. Yumuşatıcı. Evet. Yumuşatıcının kapağı yoktu. Böyle ding ding ding. Hayır ya yumuşatıcı kuzi şişe kapağı getirdi ya. Dedi böyle böyle. Bunu buldu bizim kekledi acaba lan. Kesin. Çünkü yoktu ben gittiğimde. Kanka yapar mı yapar şimdi emin yapar. De olamıyorum. Çok korkmuştuk ama yarım saat boyunca sadece onu tartıştık. Ya, sonuç? Oğlum, kaçtınız mı? Kalmadı. Ben gittim. Eve gitti yaptı. Ben dururum. Ben de gittim. Doğru sesin geldiği yerde uyudum. Mecbur. Sen sıkıntılı mısın ya, abi? Tam orada. Başka bir şey oldu mu? Yoktur canım başka bir şey. Bir ara sürekli kapı çalıyordu. Bak bunlar inanmıyor. Ama ha, evde evet, sürekli kapı çalıyordu. Taha şey diyor. Oğlum kapı çalıyor diyor. Gidiyoruz kimse yok. Kapı matüze çalmıyor. Biz duymuyoruz. Sadece Taha duyuyor. Kanka sürekli kapı çalıyor. Sadece değil, Taha değil mesela benim evime bir ton hani insanlar geliyor. Oğlum kapı mı çalıyor diye soruyor herkes bana. O kadar. O var var. Bir şeyler var Zeyno. Allah Allah. Taşımayı düşünüyor musun? Daha sorun sende mi? Yok. Allah bu yarım saat önce benim de halı düştü arkamda. Kaç. Halı mı? Memo. Memo. Lanetli halı. 1700 yılda İngiltere'nin. Halı yerde duran bir şey değil mi? Nasıl düştü onu? Duvarda mı? Oğlum. Kenara köşeye koyarsın ya. Hayır kenara katlanmış. Temiz halıları ya. Yaparsın. Evet. Memo kaç. 1700'lerde İngiltere'nin Susamcık köyünden çıktı. Susamcık. Allah nasıl? Çarpsın kaldırma. Tamam din evime askerler bastı. Alt kattaki kiracımız ne oldu? Garip işler yapıyormuş. Bizim evde de gözüküyormuş. O yüzden gece işte baskı yedik. Şavar okuraz. Çok farklı. Geçiyoruz. Ben... Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ben de şafak operasyonu yaşadım. Korkunç bir şey. Aklın çıkıyor. Pat ediyor bir şey. Yat 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 diye ses geliyor sonra. Happy Nation çalıyor mu? Ne yaptın da ya? Ben dik değil ya. Dayım bizdeydi. Girdiler dayımı alıp çıktılar. Parlak ailesi.
çok normal gibi söylüyor ya, girdiler deyim aldılar çıktılar. Yok ya, chat mahkemede suçsuz oldu, ortaya çıktı çıktı. Hayır. Unlucky, bayağı unlucky. Harbi çok unlucky'den. Ya suçsuz aynen. Happy Nation. Bu ta Mustafa'nın çıkardığı sesleri duyuyor. Oğlum Mustafa ta otururken hep onu arkadan sarılıyor. İç kulak falan yapıyor. Abi Mustafa diye biri yok. Nasıl yok oğlum? Yapıyor. Daha ben görmüyorum. Hani Anıl diyor. Bak Mustafa'ya ne güzel anlaşıyorsunuz falan diyor. Suçsuz. Ben de bozmuyorum. Suçsuz az çalmak mı diyen var. Aynen. Öğrendiğim kadar. Mustafa mıstık kafa. Geçiyor önümden gülüzü bahtiyar yaralı. Git bak içeride mi? İçeride mi? Git bir bak. Beyler düşün. Mesela içeriden biri Anıl diye bağırsa. Vefat. Direkt kalpten gitti. Anıl. Salak. Aa, öldü. Adam iyi yapıyor. Bardağı sen biri içeriden Anıl diye bağırsa. Serdefe. Ne o? Oğlum bu lanetli bebeklerden biri sen olabilir misin? Değil mi? Korkunç bir şey var. Zeyno gülme. Ha tamam. Sana oo Kaan abim galiba. Yaptın mı iftarı? Abim o tatlımızı yedik, çayımızı içtik, sigaramızı içtik. Bunların hepsi son bir saat içinde oldu ama herhalde. Afiyet evet. Bal şeker olsun. Dördüncü bardak çayımı içiyorum şu an. Bir şey itiraf edeyim mi? Ekip de lanetli. Giren'in IQ'su yok oluyor. Başka bir açıklaması olamaz bunun. Mesela bu koyu zekiydi ha. Bu koyu zekiydi. Çocuk bize takılmaya başladı, bozuldu. Salak saçma gülüyor falan. Size lanetli nerf silahının hikayesini anlatmış mıydı? Abi bak. Ne lan o? Kibo sen bazen çok ağır kol basıyorsun. Çok ağır bazen. Seviyorum onu. Ama bazen de çok doğru yani. Yayıncım kafadan gidik. Bacaklarına doğru iniyorum. Anucan seninle bir bebek yapalım tamam mı? Size Bursa'daki lanetli çocuğu anlatmış mı? Onu anlattın. Onu anlattın. Maymunmuş. Onu anlattın. Seninle bir tane oyuncak bebek yapalım Anucan. Adını Gürkan koyalım. Kulağına bak onu değil. Bu İstanbul'da bir tane köşk terk edilmiş. Lanetli yok, köşk. Yok kanka. Var. Hayır. Hayır. Abi bak, oraya gidilmez. Hayır, saçmalamayın. Hadi gidelim Manat. Arabayı şey alalım. Uygulama var. Yakındaki lanetli yerleri. Saçmalamayın. Okey bak. O doğru vermiyor. Berkem Bahar videosunu çekmişti o mu? He. O doğru vermiyor. Okey. Ya ben yapalım. Kediyi alıyorum geliyorum. Ben gelirim. Ben gelirim. Kanka bir şey diyeceğim. Ya. Ben harbi git. O bak o lanetli köşke gitmek istiyorum. O Allah'a gelelim. Kolaylık versin inşallah gidersin. İki tane var İstanbul'da bir de. Bizim biri kaybolan. Bir kaybolan köşk var. Bizim kaybolan köşk ben hep görüyorum onu. Kaybolmamış. Hayır o yılda bir kere kayboluyor. Bir saniye. Bir böyle bazen gelip insanların önünden geçerken köşkün olmadığını söylüyorlar. Asla her zaman 7/24 duran bir güvenlik var. İçeride yaşıyor. Giremiyorsun içeriye. Oha! Evet. Ben bunun önünden 5 yıl kere geçmişimde hiç görmeden kayboldum. Fakat ben burada çekim yapamıyorum. Salak. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Çünkü burada yaşayan... Adadaki Rum yetimhanesini... Bak işte yetimhane dedin orada beni kaybettin. Sana öyle söyleyeyim. Anladın hastane, mı? Böyle hastane, yetimhane, ne bileyim minimum savaş döneminde yapılmış böyle deney yerleri falan orada beni kaybettin kanka. Ha bak. Buraya girerim. Orada birileri yaşıyor. Buraya gündüz girersin tamam, sen. Tamam diyorum ya. Gece yok, giremezsin. Gece, girerim vallahi girerim. Çamaşır falan nasıl olur oğlum buraya? Giremem abi ben buraya gece. Ben girerim. Yok. Oğlum burada yaşıyorlar mı? Cibo abi böyle gördüğün garip korkunç rüyalar var mı? Bir tane var. Bak. Hayatımda hala unutamıyorum ki benim ne kadar unutkam olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar git. Yani uyudum ya. Rüyam rüyadaymışım ama bildiğin normal bir şekilde uyandım. Etraf böyle gökyüzü falan kırmızımsıydı. İçeriye gittim. Kumandayı aldım. Geldim uzandım diye kalktım elimde kumanda var. Uyur gezer. Oğlum senin ben, içine girmişler. Ben uyur gezer falan değilim. Senin içine girmişler. Ya o anlık olmuşsun. Abi benim şu konuşan adam lan. Yalancıyım. Vallahi girmiş. Gelip
buradakile belki anlatmışımdır bunu. Gelip korkuyla insanları falan aradım. Dostlarımı aradım. Ben bir de aramadı. Biz dostu değil miyiz lan acaba? Uyuyamıyorum. Bana gelsin. Ben küçükken gece hep kapıyı açmaya çalıştım. Tabii öyle bir durumda yani. Uyuyabilmesi için yanına çağıracağı ilk kişi sensin biliyorsun değil mi? Dayı. Ya Taha bir nasıl Taha ya kanka ben şunu biliyorum. Herhangi bir paranormal olay yaşasak o olay gerçekleşiyor. Taha gördün mü diye döndüğümde Taha'yı göremem. Gitmiş olur. Doğru karar abi arkandayım. Doğru. Bir duvuda bir tane ben çok korkuyorum. Ya, ben çok korkarım. Ha bir de şey var. Ya. Bak benim telefonum bozuldu. Bu yüzden içindeki fotoğraflar, videolar gitti. Taha biliyor. Hepiniz biliyorsunuz telefonum bozulmuştu. Şey kanka bu bunda belki club'dan geldim. Sarhoşum. Ama yani her şeyi hatırlıyorum. O kadar da değil. Çaça geldi bana. Oturduk Çaça'yla salonda, tamam mı? Müzik falan dinledik. Muhabbet ettik. Sonra Çaça gitti. Ben de işte kapıyı kapattım. Benim koridordaki ışığım hep açık kalıyor eski evde. Geçtim yattım. Kapının altından da koridordan şey geliyor. Işık geliyor, anladın mı? Şu ses geldi bak. Şu. Anladın mı? Tak diye böyle ama düğme kapanma sesi geldi. Böyle ben de telefondan video izliyorum. Refleksen dönersin ya. Bir döndüm amına koyayım. Kapının altında ışık yok. Kalktım ışık kapanmış. Düğmeden. Ne yaptın sonra? Çaça'ya dedim ki, Çaça'yı aradım dedim. Sen gitmedin mi? Ha gittim kanka diyor. Dedim siktir lan dedim. Bana asansörden fotoğraf attı. Ben de Çaça'ya video çektim. Dedim bir şey olursa böyle videoyu başlattım. Evde gezdim. Bir şey olursa dedim video Çaça'ya gitsin ne olduğunu anlasın insanlar. Lan ben var ya çok zekiyim ama. Sen öldün ama bu mantıkta. Tamam ölsem ama nasıl öldüğümü bilinecek. Olayı çözecekler oğlum. Salak ben şu an çözdüm mesela olayı. Nasıl? Ölmedi kanka. Hayır çok kanka. Oğlum o evde var ya sadece sen yaşamıyorsun anlayacaksın. Tabii sana bir şey söyleyeyim mi bence yaşıyor, de? Yaşıyor, kuzi yaşıyor. Aman akım. Bir ara Kemal buradaydı. Belki hala içeride bir yerdedir. Acaba var, senin enerjin yani çok düşük oluyor ya. Mustafa da var. Hani olur ya. Bir an enerji düşük falan değil. Arada böyle düşüyor ya böyle mutsuz oluyorsun, yorgun oluyorsun. Nazar kızım nazar. Acaba. Abi senin hareket sensörü de ötmüştü bir ara. O hep ötüyor. Tık ediyor böyle tık diye ses geliyor. Oğlum bunun evinde sensörü. Bir şey var. Böyle kırmızı ışık yanıp sönüyor böyle evet, değişik işte bir hareket. Evet. Hareket geçen lan geçen ne dedim sana ben de bilmiyorum amına koyayım. 3 yıldır orada yaşıyorsun. Oğlum evinde evet. Hareket sensörü ne işe yarıyor ki? Ne oluyor? Bilmiyorum. Bir de hareket ediyor mu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hayır işin garibi ben hani hırsız geçtim gittim olmasın? Hala yanıp sönüyor ara sıra. Lan, evet işte onu diyorum ya. Kendi kendine yanıyor. İşin komik yanı ne biliyor musun? Aynı sitede diğer evdekinde de oluyordu ama mesela Efe'de olmuyor. Ananı sikeyim. Aynen. Senin bu acil tarihli setup izmemiz abi sende bir sıkıntı var. Mustafa geçiyordur. Yok Mustafa ile otururken de oluyor. Cibo senin eve ne taret dizmemiz lazım. Taretli setup falan böyle korumak kanka, için tuzak kuralım eve amanı. Yazları yalnız kalıyorum ya. Antalya'da. Kışları da kalıyorsun. Aynen lan Antalya'da. Eskiden eskiden. Biliyorsunuz benim prensesim de var. Prenses. Böyle batıl inanç vardır ya işte kediler görür bilmem ne diye. Evet prenses bu da batıl değil. Uzun koridora doğru böyle kilitlendi durdu kaldı. Batıl değil o alo. Tamam mı benim aklım çıktı kanka sana yaptığım şeyi söylüyorum. Koridorun başına geçtim yumruk atarak ilerliyorum. La oğlum sen. O sen yani yumruk atarsa Cibo o sıkıntı. Abi sen vurursun o vurursa evet. Sıkıntı biraz. Valla ben o karabasanı yakalatsam onu fena bulacağım. Beni hareketsiz bıraktı ona çok fena sinir oldum. Hala da unutmadım. Duman dedektörü o pinli de... He o yüzden yanıp sönüyor sürekli duman denedim. Aman kodum evinde şey yok ki. Oksijen yok ki nasıl yanmasın? Denedin duman eksik olmuyor ki. Neyse çok şükür abi bu yaşına kadar yaşamışsın. Karabasan bu mu? Bak ben böyle bir şey yaşadım ama bu karabasan mı bilmiyorum. Rüyadayım ama uyandım. Annem böyle yanımdan geçiyor çamaşır falan asıyor. Kardeşim bilgisayarda oyun oynuyor. Ben su isteyeceğim konuşamıyorum. Evet. Seslenemiyorum. Hı-hı. Ya böyle hareket edince seni daha çok böyle içiyor.
Hayır, hiç itme yok. İtme yok. Ben direkt elim edemiyorum. Kolum bağlanmış. Evet, edemiyorum Aha. yani. Sen birisini görüyor musun peki o sırada? Yok, yani şey olarak? Hiçbir şey görmedim. Ben de hiç görmedim daha. Hep geliyor ama hiç görmüyor. Hareketsiz kalıyorsun sadece. Sonra uyandım zaten. Ama hani böyle lan su isteyeceğim. Kadın önümden geçip duruyor. Çamaşır asıyor, balkona giriyor, asıyor. Anne! Ya bir su lan, bir su ne olur ya. Uyandım, trip attım anneme. Ben mesela hiç yaşamadım bunu. Allah yaşatmasın. Ben büyük ihtimal kalp krizi geçiririm. Yaşamlar bir şey olmuyor ya. Ne oluyor ya? Baya arkadaşlar öyle korkutucu bir şey değil bu. Ya hiç değil. Bence Teddy korkar. Kanka ben ölürüm büyük ihtimal. Bence de Teddy korkar. Teddy mesela gözünü açmaya bile korkar o an. Orada onu görürsem ya görürsem diye. Korkmuş ya. Ben rüyamda çığlık atmaya çalıştığımda bağıramıyordum. Bak küçükken hepimizi korkuttukları şey bu aslında. Hulyavani mi bu? Ekranında bir şey. Dunganga bilir misiniz Dunganga'yı? Dunganga'yı bilen var mı? Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Ben de Öcüsü ve Öcüsü biliyorum bir tek o kadar. Bu galiba Türk mitolojisiyle alakalı bir şey. Bak şarkısı. Gir artık. Daha iyi ses yok mu ya? Ben şeyi biliyorum. Dunganga, Dunganga. Oluyor ya. Bu ne ya amına koyayım. Bu ya. Bundan niye korkuyorsun ki? Allah'ın içinde. Ya yok mu altyazısı yok mu ya? Dunganga şarkısı var ama. Korkunç bunu neden biliyorsun? Bunu bu bizi korkutmak için zaten uyu Dunganga geliyor falan derlerdi. Vay ya. Ulan psikolojiyi bozar bu. Bana kimse demedi la böyle bir şey. Bozar bu. Nasıl ya bilmiyor musunuz bu Dunganga'yı? Yo ilk kez oldum. Aa bu. Bak. Bu çep. Bırakın. Çok iyi bu arada. Şarkı çok iyi değil mi? Oğlum bu harbi küçük bir çocuk. Bizi neyle korkuturlardı biliyor musunuz? Bak babaannem bizi üst kattaki yaşlı komşumuz Fazilet. Dışarı çıkardık mesela şey derdi. Fazilet geliyor hepimiz evlere. Anında. Bizim kömürlük vardı. Oradan cinler var diyorlardı. Korkutuyorlardı. Bizi arkadaşlar biz böyle korkutarak büyüdük. Dur bakayım. Benim dayım bana değişik şeyler anlatıyor diyor. Normalo. Ya endayım sesin gidiyor sana bir şey soracağım. Ne? Fazilet'i hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Fazilet bizim komşu muydu? Hayır, Fazilet bir hayalet fikri. Oğlum gerçekte ben gördüm yaşlı kadındı o. Oğlum ben hiç gerçekte görmedim ama sadece balkonunu gördüm. Kire bizim evde balkonu vardı babamın gibi. Valla. Ederim Allah çarpsın ama hiç gerçekte görmedim. Ben gördüm. Dur bir anneme arayıp sorayım. Hadi öptüm. Nasıl gerçek değildi ya Fazilet? Lan abi sen başka bir şey mi gördün bak? Hayır, ben gördüm. Oğlum adam bastonunu görmüyor. Bastonu varsa gerçeği de vardır. Hayır bastonunun kuzilerin evde ne işi var? Çalmıştır. Adam bastonunu yaşasın. Anne, Fazilet bizim komşu muydu? Nasıl yok? Sen... Fazilet gerçek değil mi?
Beni niye kandırdınız? La bizi korkutmak için söylüyor ya babandan fazilet geliyor diye. Fazo tamam fazilet işte. Fazo. Fazo ne ya? Anne ben gördüm onu ya şu teyzeydi nasıl gerçek değil. Oğlum sen niye gülüyorsun anne komik bir şey yok. Fazilet diye değildi de bir tane yaşlı teyze vardı. Tamam fazilet de o baba. Bilmiyorum bir tane yani fazla değerlerdi de fazilet teyzeyi ben hiç yani bilemiyorum görmedim anne. Nasıl görmedin ya? Tamam hadi. Var ya kafayı yemişsin. Beyler. Ben gördüm. Sen kimi gördün? Nasıl gerçek değil oğlum bak. Çıldıracağım. Nasıl gerçek değil lan gördüm ben. Hatta acaba ben korkuyordum. Babaannem şey dedi. Bak bu fazilet dedi. Yaşlı böyle buruşuk. Böyle eğik duran falan. Ya bu yaşlı bir kadındı korkunç. Bizde Ecüc ile Becüc vardı. Dur. Babam daha iyi bilir. Adam bulacak ya. Sen ha gördüm bulacak. Abi gördüm. Bulacak ben... koydu kafaya bulacak. En son baban ya, için arayacak. Ya hayalet görmüşüm. Hani baba bir şey söyleyeceğim. Bu babaannem bizi korkutmak için fazilet diyordu ya. Hatırlıyor musun? Tamam, o fazilet bizim komşu muydu? Ha, yaşlı komşu değil mi? Evet. Tamam. Hiç öyle muhabbet ediyorduk yayında korkunç şeylerden de aklıma geldi fazilet. Desene oğlum, desene annem değil dedi diye. Evet, çok yaşlı yüzü kırışık şey, tamam. Kırışık tamam. Şey ne ya? Allah Allah. Tamam, evet. Kaç yaşındaki kadar ne dedi? Tamam neyse hayalet görmemişsin. Oğlum şimdi ha? Hangisi doğru söylüyor acaba? Hangisi doğru acaba? Babam mı? Babam daha iyi biliyor. Bir doğru adam yalan mı söyler? Annesi yalan. Biliyorum kanka gördüğüm çünkü. Annesi hatırlamıyorum annem dedi. Annem bilmiyordur. Hatırlamıyorum dedi. Oğlum adamı ikilemde bırakmaya çalışıyorum. Tamam hatırlamıyorum hemen doğruları söylüyorsun abi, sen ya. Abi İdor adam söyledi. Kuzu da şey dedi ben görmedim dedi. Zaten diyorum ya babaannem bana şöyle dedi işte bu fazilet hani ben sizi korkutmak için söylediğim bu falan dedi böyle. Kapıda ama hala görseli hatırlıyorum apartman arası apartman ben, şeyinde. Ben hala annene inanıyorum. Abi, ama yok. Şey olmuş. Ha. Kuzi bastonunu görmüş kendisini görmemiş. Hatta bastonunu da almış. Ya çünkü kanka korktum gördüğüme eminim anladın mı? Hatırlıyorum baba, gördüğüm şey çünkü. Baban deseydi öyle bir yok diye. Ne yapacaktın? Babaanneni arayacak mıydın? Hayır babaannemi arayamam ki öldü. Allah'ım can cennet olsun. Şey. Alo. Hazreti özür mekle yazıyor. Geldi yine Mahmut abi bak. Kanka fazilet geldi. Fazilet'in Fazilet'in bende fotoğrafı var bu arada. Ben bilgisayar olarak kaybetmiştim. Ben sallardayım ciddiyim şofra. Gerçekten Fazilet'in fotoğrafı var. Senin ben ya, sesini... Atma. Kime atacaksın Allah bilir. Attım ortadan gerçek Fazilet. Ben hatırlamıyorum. Gerçekten ben mi? Hatırlamıyorum. Ama böyle bir teyzeden korkmam. Korkmuştum ben. Bu değildir Kuzi. Kuzi yazmış. Yaşlı korkunç teyze atmış buraya. Kuzi değildir o. Oğlum Mustafa. Sana ne diyorum bak chat şakasız. Sadece bizde değil. O civarda biliniyordu Fazilet. Fazilet geldi deyince millet kaçıyordu ama. O kadar mı? Evet. Oğlum kadın kendini kötü hissetmiştir lan. Evet yaşlı ya. Kadın. Yazık günah. Bir gidin de elini öptüm. Sence o kadın hayatta mı? Sence onun ya imkanı yok. He. O zaman tamam. Hani bölgesel bir Dunganga efekti yaratmıştı abla. Öyle deyince ben de üzüldüm ya. Hep kaçıyorduk. Ay yazıklar. Harbiden de üzüldüm. Böyle mitolojiden korkunç neler var? Ya da sizin çocukluğunuzda ve bundan korkuyordum dediğiniz ne var? Yılan kadın. Çocuğu palyaço. Sürekli beni kovalardı.
Ya palyaçodan hiç hayatım boyunca korkmadım. Ben zaten korkmuyorum. Ama şöyle, odamdan çıktığım anda simsiyah böyle koridor ve bir anda böyle bağıra bağıra bir şey kovalamaya başlıyor palyaço. Odama kapı camdan aşağı atlıyorum, uyanıyorum. Ben hayatımda hiç palyaço görmedim.